Merhabalar sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Volkan Çetinkaya ben. Bugün sizlerle şehir içi ulaştırma ve çevre konusunda bir sunum gerçekleştireceğim sizlere. Onun dışında sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben sunuma, daha doğrusu sohbetimize. Şehir içindeki unsurlar nelerdir? Hayatımızı zorlaştıran unsurlar olabilir bunlar. Ulaştırma açısından tabii ki. Bu unsurların yarattığı problemler nelerdir? Çevreden bahsedeceğiz yine. Çevre derken sadece doğal çevre değil, işte insanın fiziksel, biyolojik, kültürel, sosyal çevresinde bunun içine alacağız. Ve daha sonrasında da hangi problemleri yaratıyor bu unsurlar ve bunlara karşı çözümlerimiz nelerdir veya bir çözüm felsefemiz var mıdır? Bunlar üzerinde konuşacağız. Söze şöyle başlamak istiyorum. Bir şehir plancısı, Konstantin Doxiadis isimli bir Yunan şehir plancısı, 1910'lu yıllarda doğmuş, ki otomobilin ilk piyasaya sürüldüğü yıllar, Henry Ford'un üretim bandının fikrini ortaya atmasıyla beraber, seri üretim fikrini ortaya atmasıyla beraber, şöyle diyor bu ünlü bilim insanı: "Çocukluğumda yaşamış olduğum mahalleye bir otomobil geldiğinde bu varlıkların çok zararlı olduğunu ve bunları olduğunu düşünmemiştim. Bunları çok masum birer varlıklar olarak görmüştüm" şeklinde söylüyor. Tabii kendisi sonra bu işin bilimine girdiği için diyor ki sonraları sayıları gittikçe artan bu varlıkların canavara dönüşeceğini hiç düşünmemiştim şeklinde bir sözü var bu bilim insanının. Ve bugün ne kadar gerçek olduğunu zaten bu olayın görmüş oluyoruz. Ben tabii sizlere onunla ilgili birkaç da görsel aktarmak istiyorum. Görselimiz gelirken yine tartışmış olalım. Şimdi birazdan görsel gelecek. İlk bulunan, daha doğrusu ilk piyasaya sürülen araba olarak Henry Ford'un, yine Ford'un T olarak geçen modeli ve sonrasında bugün bu durumun nerelere kadar geldiğini göreceğiz. Şimdi unsurlardan bahsedeceğiz dedim. Unsurlardan bir tanesi şehir içinde, şehir içi ulaştırmasında otomobiller, insan taşımacında kullanılan özellikle. Zaten en büyük problemimiz otomobiller olduğu için bu şekilde söylüyoruz. Tabii ki işte metrolar, başka otobüsler gibi taşıma araçları var ama bizim genel problemimiz otomobillerle ilgili. Peki otomobillerin hayatımızdaki önemi nedir? Bize ne faydalar sağlıyor? Neden bu kadar insanlar için bir olmazsa olmaz oldu açıkçası son yıllarda. Şimdi ilk bakarsak, şu açıdan bakarsak, sosyolojik açıdan bakarsak, otomobiller artık belki de yanlıştır ama bir statü göstergesi olmuş durumda. Sosyolojik açıdan incelenmesi gerekiyor belki de. Toplum bilimi açısından incelenmesi gerekiyor ve bir statü göstergesi olmuş durumda otomobiller. Bu kısmı geçersek, daha faydalı kısımlarına gelirsek, buradan ben evet, sol tarafta gördüğümüz Henry Ford'un ilk piyasaya sürdüğü Ford T modeli ve bugün gelinen noktada işte sağ tarafta gördüğümüz, tabi bunlardan yüzlerce belki görüyoruz, çeşit olarak söylüyorum. Soldaki konumdan sağdaki konuma geçmiş durumdayız günümüzde. Otomobillerin öneminden bahsediyorduk. Statü göstergesi dedik. Mobilite ihtiyacımızı karşılıyor. Bizim için otomobillerin en önemli fonksiyonu, en önemli belki
İşte özelliği bu. Mobilite dediğimiz yer değiştirme ihtiyacımızı karşılıyor. Ulaştırma bir türetilmiş talep ve farklı talepler de üretiyor aynı zamanda. Yani mobilite ihtiyacımızdan, mobilite talebimizden türeyen bir talep olarak da ulaştırmayı yine burada parantez içinde söyleyebiliriz. Onun dışında bizlere hareket etme özgürlüğü getiriyor otomobiller. Yani işte aracımız olmadığını düşünelim. Aracımız yoksa işte bir toplu ulaşımla bir yere gitmek bizi cezbetmeyebilir. Ama aracımız olduğunda bu hareket özgürlüğünü bize getiriyor. Yani bir seyahat etme isteği doğuruyor diyebiliriz. Bunun dışında makroekonomik açıdan bakarsak otomotiv sektörü özellikle bir toplumun, bir ülkenin ekonomisinin bir göstergesi aslında. Lokomotif bir sektör diyebiliriz otomotiv sektörüne. O açıdan da yani bir ülkede kriz olduğu zaman işte otomotiv sektörü bundan ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi mesela. O açıdan da makroekonomik açıdan da önemi mevcut. Başka bize zaman kazanımı sağlıyorlar aynı zamanda. Ve tabii bir diğer en önemli unsurlardan bir tanesi konforlu seyahat imkanı sunmaları. Şimdi bu kadar avantajın yanında tabii bir de dezavantajlar da mevcut. Nedir bu dezavantajlar bakarsak? İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, aynı zamanda yüksek işletme maliyetleri olması ve bugünkü konumuz çerçevesinde inceleyeceğimiz kısım yüksek çevresel ve sosyal riskler içermesi otomobillerin. Şimdi bu olayın insan taşımacılığı kısmıyla ilgili tarafıydı diyelim. Şimdi olayın bir de yük taşıma kısmı mevcut. Yük taşıma kısmı da aynı şekilde evrilmiş diyebiliriz. İşte sol üst köşede gördüğümüz dökme yük taşımacılığı için kullanılan Hollanda'da tahıl ürünleri için kullanılan bir kamyon diyebiliriz. Onun altında gördüğümüz şehir içi taşımacılığında kullanılan ilk kamyonlardan bir tanesi. Ve bugünkü geldiğimiz nokta, şurada sağ tarafta, sağ alt köşede gördüğümüz kısım bugün geldiğimiz nokta. Aynı gelişim yine yük taşıma araçlarında da karşımıza çıkmış durumda. Aslında yük taşımanın şehir içinde gelişimini tetikleyen unsurlardan bir tanesi sağ üst köşede gördüğümüz konteyner. 1955 yılında konteynerin bulunmasıyla beraber talebin artması, ürünlere olan talebin artması, şehirlerden ürünlere olan taleplerin artması. Tabii konteyner ne sağlıyor burada kolaylık açısından? Üniteleştirme dediğimiz olayı sağlıyor. İşte palet bir üniteleştirme. Paletlerin konteynere girebilmesi. Kutu dediğimiz unsur bile bir üniteleştirme. Bu kolaylıkların sağlanmasıyla beraber ticaret hacmi artıyor ve bugün geldiğimiz noktaya, yük taşımasında da bu noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi küreselleşme yük taşımanın bir unsurlarından, tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Sınırların kalkmasıyla beraber. Tabii zaten küreselleşmenin başlangıcı belki de konteynerin bulunmasıyla karşımıza çıkıyor. Sonrasında ölçek ekonomisinin sağlanması zaten konteynerin amaçlarından bir tanesi. Şehir içi yük taşımada da bundan faydalanma belki de kamyonlarla veya üniteleştirmeden bahsetmiştik. Tabii bunların hepsi şehirlerdeki talepleri arttırıyor ve şehirde de bir yük akışı, insan akışı olduğu kadar bir yük akışı da karşımıza çıkıyor. Tabii son zamanlarda özellikle son 10 yılda belki bunun etkisini pandemiyle daha da fazla hissettik. E-ticaretin artmasıyla beraber şehir içi yük taşımacılığında ciddi anlamda bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi burada gördüğümüz taşıtlar hem otomobiller olabilir hem de işte kamyonlar, tırlar olabilir. Durduğu zaman bunlar yani hareket halinde değilken, sabitken gayet masum görünüyorlar ve çok da şirin gözüküyorlar. Özellikle son yıllarda yapılanlar cezbediyor bizi hepsi. Ama bunlarla ilgili bizim sıkıntımız bunların hareket etmesi. Bunlar hareket ettiği zaman bizler için problem doğuyor ve bu problemlerle baş edebilmemiz oldukça zorlaşıyor. Sıkıntı aslında burada başlıyor. Peki biz bunu nasıl çözebiliriz? Biz bunu
Her zaman söylüyoruz, konuşuyoruz. Toplu taşımayla çözebiliriz. İnsan yolcu taşıması açısından bakarsak toplu taşıma ve yük taşıması ikisi beraber ele almak gerekiyor tabii. Planlı taşıma kurarak oluşturabiliriz. Bunu yıllardır söylediğimiz unsur. Ama bizim bir felsefeye ihtiyacımız var bununla ilgili. Sadece toplu taşıma veya planlı ulaştırma yetmiyor. Bir felsefe ihtiyacımız var. Tabii bundan sunumun sonuna doğru bahsedeceğim. Şimdi olayın çevre kısmına gelirsek, ulaştırma kısmından bahsettik. Çevre kısmında etkileyen unsurlar nelerdir? Yani bu araçlar çevreye ne yapıyor? Ona bir bakmak istersek. Öncelikle bir çevrenin tanımını vermek istiyorum. Burada çevre sadece doğa olarak algılamıyoruz ulaştırmada. Bireyin veya toplumun fiziksel, fizyolojik, sosyopsikolojik ve sosyoekonomik ve aynı zamanda kültürel yaşamını etkileyen tüm etmenleri biz çevre olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bu çevrede bu araçların en önemli etkisi tabii ki ilk algıladığımız şekilde doğal çevre. Ve bu araçlar bir çevre kirliliği yaratıyor. Peki çevre kirliliğine baktığımızda çevre kirliliğinin tanımı nedir? Doğal kaynakların kullanımı amacıyla doğanın su, hava, toprak kalitesinde oluşan tüm değişikliklere biz tabii su, hava, toprak, su dedik. Aynı zamanda psikolojik, sosyoekonomik veya kültürel yönden tehdit eden tüm değişimleri biz çevre kirliliği olarak söyleyebiliriz. Yani bir emisyon, doğadaki araçların saldığı emisyon değil sadece bir çevre kirliliği. İşte bir kültürel yapıya yol yapmak amacıyla verilen tahribat. Bu da aynı zamanda bir çevre kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu çevre kirliliği ne sebeplerle ortaya çıkıyor? Şimdi ona da devam edersek. Birincisi hava kirli olarak karşımıza çıkıyor. Havadaki maddelerin normal miktarının üzerinden olması belli bir sınır değer var. Bu sınır değerinin üzerinde olması hava kirliliği olarak tanımlamış oluyoruz. Hava kirliliğinde birincil kirleticiler, ikincil kirleticiler olarak karşımıza çıkıyor. Birincil kirleticiler yanma olayının gerçekleştiği, yani bu salımın olduğu bölgede, ikincil kirleticiler de biraz daha ekosisteme dönük, daha geniş bir alanda ortaya çıkan hava kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hava kirliliğini tabii yaratan unsurlar sadece ulaştırma değil. Ama bunun büyük bir çoğunluğu ulaştırma. Hatta şöyle bir istatistik var. Ulaşımdan gelen kirlilik, sanayi, enerji ve ısınmadan gelen kirliliklerin toplamından daha fazladır gibi bir istatistik ortaya konmuş durumda. Şimdi şu an yansıdaki kısımda şunu görüyoruz. Dünyadaki 2017 yılındaki ölümlerin sebepleri daha doğrusu. Bu ölümlerin sebeplerine baktığımızda 4. sırada görüyorum şu an air pollution outdoor indoor olarak 4.9 milyon insan hayatını kaybetmiş hava kirliliği sebebiyle. Tabi buradaki hava kirliliği sadece araçlarla ilgili kısım değil. Burada bunu söylememizin sebebi olay gerçekten ciddi. Yani dünyadaki ölüm sebepleri arasında hava kirliliği 4. sırada yer alıyor. Peki bunun bizimle ilgili kısmına bakarsak, araçlarla ilgili kısmına bakarsak, iklim değiştirici gazların kaynağı. Şimdi hava kirliliğine baktığımızda iki tip ana tip unsur var. İklim değiştirici gazlar ve polütant dediğimiz diğer kirletici gazlar. İklim değiştirici gazlarda ulaştırmanın kaynağı, yani ulaştırma sebepli kaynaklar %25 olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii şu da var aslında, bu da göz önüne alınması gerekiyor. Direkt emisyon, en direkt emisyon dediğimiz iki kavram var. Direkt emisyon, aracı çalıştırırken saldığımız emisyon. Bir de bu aracı çalıştırmak için enerji üretimi için ne kadar emisyon salınıyor? İşte bir üretim yapılan petrokimya tesisinde. Bunları da hesaba katarak emisyon salımını ortaya koyabiliyoruz. Yani bu %25 aslında belki %40'lara kadar çıkmış oluyor ki öyle gösteren istatistikler de mevcut. Dolayısıyla olayın dörtte birlik kısmı, belki de daha fazlasında sorumlu kişi kim? Sorumlu unsur kim?
ulaştırma olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii bunun dışında su kirliliği de mevcut. Onlardan da bahsedeceğim bu yansıya gelmeden önce. Su kirliliği, işte araçlarla saldığımız emisyonlar veya kirletici gazlar olabilir. Bunlar yağmurlarla beraber, asit yağmurlarıyla beraber tekrardan suya karışıyor ve akarsularda, nehirlerde veya içtiğimiz sularda kirliliğe sebep olabiliyor. Diğer taraftan petrol ve petrol ürünlerinin kirletmesi doğayı, bunların üretimiyle ilgili yine kirlilik yaratılması ve bir de kullandığımız ulaşım araçlarının bakımı esnasında, işte bunların yağ değişimi sırasında bu yağlar nasıl bir atık yönetimi yapılacak, bunlarla ilgili her ne kadar atık yönetimi yapsak da sıkıntı doğuracaktır. Dolayısıyla su kirliliği de ulaştırma, su kirliliği de yaratıyor diyebiliriz. Pardon, daha buradaki kısmı açıklayamadık. Devam edersek toprak kirliliği. Tabii asit yağmurlarıyla beraber sadece su kirlenmiyor, toprağı da kirletmiş oluyoruz. Ve diğer taraftan kazalar sonucu işte araçlardan yakıt akması, yakıtların toprağı kirletmesi bir diğer unsur. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi ulaşım araçları suyu kirlettiği gibi toprağı da, ulaşım araçlarının bakımı toprağı da kirletmiş oluyor. Bir diğer unsur, ulaştırmanın çevreye verdiği zararla ilgili bir diğer unsur da arazi kullanımı. Şimdi biz yollar yapmak için verimli arazileri kullanıyoruz veya ormanları kullanıyoruz. Buralardan yol geçirmek durumunda kalıyoruz. Belki o verimli arazide bir ekin ekilse daha ekonomik açıdan daha verimli olacak. Bunun tabii fizibilitesini, karşılaştırmasının yapılması gerekiyor. Ama sonuç olarak bu arazilere yol yapılması, havaalanı yapılması, arazi kullanımı gibi bir çevresel etki de karşımıza çıkarmış oluyor. Şimdi bunlar olayın çevresel etkileri. Şunu unuttuk, gürültüden bahsetmeyi unuttuk. Genellikle 45 desibelin üzerinde olması gürültünün biyolojik etkilere yol açabiliyor. Ki yapılmış hesaplamalar sürekli tabii 45 desibelin üstünde olması, kentlerde gürültü seviyesi yaklaşık 60 desibel ve üzerinde olarak ölçülmüş. Yani bunun bir de gürültü kirliliği sebebiyle insanlara bir etkisi de var. Sadece insanlara mı etkisi var? Hayır. Doğal ortama, doğadaki ekolojik ortamı da işte kuşların belki göç yollarını etkiliyor. Bu gibi unsurlar da yine çevresel etmenlerde değerlendirmesi gereken unsurlar olarak söyleyebiliriz. Peki bizim problemimiz ne? Bunları yaratan problem ne? Biraz önce bahsettik. Bizim çözümümüz aslında toplu ulaştırma dedik. Ama toplu ulaştırma da bir yere kadar yetersiz kalıyor. Onu birazdan göreceğiz, tartışacağız. Bununla ilgili şöyle bir örnek var. Sabit bir alan düşünün şöyle. Yani eni boyu belli, metrekaresi belli bir alan. Şu alana 360 tane işte motosiklet sığdırabiliyoruz. Yani 360 tane motosiklet belirli bir kesit düşünelim. O kesitte seyahat edebiliyor. Aynı kesitte biz 300 tane araba sığdırabiliyoruz. Bakın azalmış oldu biraz. Ve otobüs olarak düşünürsek aynı kesitte tabii araç sayısı azaldı ama taşıyabileceğimiz insan sayısı arttı ikinci durum. Aynı şekilde otobüs olarak düşünürsek 6 tane otobüs olduğunu söyleyebiliriz. Ve metro treni olarak düşünürsek bu kadar insanı, 6 otobüsün taşıyabileceği insanı bir metro treninin sadece bir katarında, sadece bir katarında biz bu kadar insanı taşıyabiliyoruz. Güzel bir yani tren taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı güzel bir çözümdür veya toplu ulaştırma tabii ki güzel bir çözümdür. Ama yetersiz geldiği kısımlar var. Birazdan onları da tartışmış olacağız. Şimdi bizim problemimiz gelişmiş kentlerde kentsel ulaşımda özellikle arabanın hakim olması. Bu tabii özellikle biniş düzeyinin arttırılmasıyla bir farkındalık yaratılmış durumda ama dünyada da bunu başaran şehirler, ülkeler var. Ama dünyada da genel olarak artış söz konusu. Yaya türü ulaştırma, o da bir ulaştırma türü yaya. Bu azalmış durumda ve özel arabaya doğru bir
kaçış söz konusu. Ki tabii pandeminin de bunun etkisi vardır. Bunu bugünkü konuştuklarımızı belki biraz pandemi haricinde de düşünmemiz gerekir. Ve bisiklet ile ulaşım tüm dünyada da yok denilecek kadar az. İşte Kopenhag gibi, belki Amsterdam gibi bunu başarmış şeyler var ama dünyaya genel olarak, global olarak baktığımızda bu hala ciddi bir sıkıntı. Şimdi burada bu tren ve işte araç, otomobil kısımlarını söylemişken şunu da parantez içinde söyleyelim. Bir elektrikli trenin 42 kilometre mesafede 1 kilogram emisyon salımı gerçekleştiriyor. Bunu bir araç olarak bakarsak, araç 12 kilometrede aynı, daha az mesafede gördüğünüz gibi aynı salımı yapıyor. Otomobil, pardon, şöyle söyleyeyim, otobüs 12 kilometrede, bireysel otomobil ise 7 kilometrede, gördüğünüz gibi kilometre olarak baktığımızda mesafe gittikçe düştü. Aynı salımı yapıyorlar. Yani bizim çevre kirliliğindeki en önemli unsurlardan bir tanesi tabii ki bireysel otomobil kullanımı. Bireysel otomobil kullanmayacak mıyız? Bu da ayrı bir tezat aslında. Şöyle söyleyelim, ulaştırma ile ilgili önemli göstergelerden bir tanesi araç sahiplik oranı. Şimdi araç sahiplik oranının yüksek olması elbette ki gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi, ki araç sahiplik oranının düşmesi istenmez. Gelişmiş ülkelerde bu iyi bir unsurdur, güzel bir unsurdur. Ama aracınızı ne zaman kullandığınız önemli burada. İşte aracınızı her gün işe gidip gelirken kullanıyorsanız, toplu taşıma kullanmıyorsanız burada sıkıntı var demektir. Araç sahiplik oranı iyi bir unsur ama aracımızı sürekli kullanmak çevresel etkileri biraz önce verdiğimiz örnek gibi arttıracak bir unsurdur diyebiliriz. Evet, arazi kullanımına baktığımız zaman çevresel etki açısından karayolu inşası bir demir yolu inşasından 2.7 kat daha fazla bir araziye ihtiyaç doğuruyor. Gördüğünüz gibi burada yine bir karayolunun sıkıntısını, problemini de ortaya koymuş oluyoruz. Burada temel neden araç sahipliğinin artmasından ziyade araç kullanımının artması. Araç sahipliği artabilir ama araç kullanımının artması ciddi sıkıntılar doğru şeklinde söyleyebiliriz. Peki ne gibi sıkıntılar doğurabilir? Bakarsak resme gördüğümüz gibi önemli göstergelerden bir tanesi trafik yoğunluğu ile ilgili yıllık ortalama günlük trafik dediğimiz bir kavram var. İşte o bölgeden yılda geçen araç sayısını 365 güne böldüğümüz zaman yıllık ortalama trafik, yıllık ortalama günlük trafik miktarını bulmuş oluyoruz ki burada gördüğümüz herhalde çok yoğun olan bir şehir. Diğer taraftan tabii bu böyle bir ortam gördüğünüz gibi çevre kirliliğini de yaratmış oluyor. Evet, şimdi tüm bunlara baktığımızda araç sahiplik oranı dedik. Elbette bir büyüme göstergesi ama bunun aynı zamanda bir gelişme göstergesi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü büyüme eşittir gelişme şeklinde bir şey söyleyemeyiz. Çünkü araç sahiplik oranı artıyordur ama herkes işine aracıyla gidiyordur. Araç kullanım oranı da artıyordur. Büyüme vardır burada ama aslında gelişme yoktur. Çünkü çevresel etkiler de artmış oluyor. Şimdi söylediğimiz gibi bizim bir felsefeye ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız toplu ulaşım değil sadece. Elbette bir çözüm toplu ulaşım. Bu felsefelerden bir tanesi, ihtiyacımız olan felsefelerden bir tanesi de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik kavramı 1987 yılında o küreselleşmenin ilk hissedildiği yıllarda Birleşmiş Milletler Brundtland raporunda ortaya atılmış bir kavram. Ve sürdürülebilirliği tabii ne şekilde tanımlayabiliriz? Bugünkü ihtiyaçlarımızın gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması engellenmeden karşılanması şeklinde söyleyebiliriz sürdürülebilirliği. Bu kapsamda bu Brundtland raporunda Birleşmiş Milletler 17 tane madde açıklamış durumda ki bunlardan ulaştırma ile ilgili kısımlar da var. Bu 17 maddenin tabii alt göstergeleri, alt maddeleri var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. İşte ne olabilir? Sürülebilir şehirler ve topluluklar. Ulaştırma ile ilgili kısmı burası şeklinde söyleyebiliriz. İşte sorumlu üretim, sorumlu tüketim belki o bu kapsama girebilir. Dolayısıyla sürülebilir
kalkınma kapsamında bizim bir ulaştırma felsefesi oturtmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda tabii bu felsefenin üç temel ayağı var. Ekonomik ayağı, çevresel ayağı ve sosyal ayağı. Ekonomik ayağı ölçek ekonomisinden ulaştırmada faydalanma. Entegrasyonu sağlama, yani modlar arası geçişi sağlama. İşte vapurdan inip trene binme şeklinde söyleyebiliriz ve yük taşıması ile ilgili aktarma merkezlerinin oluşturulması şehirde bu ekonomik katkı sağlar şeklinde söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki sadece birer örnek. Bunlardan arttırabiliriz. Çevresel açıdan baktığımızda biraz önce bahsettiğimiz gibi daha az emisyon, arazi kullanımının azaltılması, gürültü azaltılması, sosyal açıdan baktığımızda trafik kazalarının azaltılması, ölümlü kazaların azaltılması. Belki şu bile var bakın, ulaştırma kaynaklı emisyondan akciğer kanserine yakalanan insanlar ve ölen insanların sayısı. Bu da bir gösterge ve kullanılıyor da bu da sürdürülebilir şehirlerin sürdürülebilirlik raporlarında. Bu da sosyal kısımda kullanılan bir unsur. Dolayısıyla bizim bu üç ayağı birlikte düşünüp sunumun başında çevresel ve sosyal ayağı biz beraber söylemiştik hatta bakın. Üçünü beraber düşünüp bir ulaştırma sistemi kurmuş olmamız gerekiyor. Peki sürdürülebilir ulaştırma nedir diye onu da hemen bir tanımını verelim. Çok benzer yine sürdürülebilir kalkınmayla. Gelecek nesillere daha verimli bir ulaşım sistemi, ulaştırma sistemi ve daha temiz bir çevre bırakmak şeklinde söyleyebiliriz sürdürülebilir ulaşımla ilgili. Peki biz bunu nasıl ölçeriz? Yani hangi ulaştırma sürdürülebilir veya hangi şehir sürdürülebilir ulaştırma kullanıyor, hangisi kullanmıyor? Bunu nasıl ölçeriz? Bununla ilgili bazı göstergeler ortaya atılmış. Birleşmiş Milletler'in bu 17 tane ana maddeden bir tanesi işte tüketimle ilgili kısım vardı orada, doğru tüketimle ilgili kısım vardı. Yaşanabilir şehirler ile ilgili bir kısım vardı. Onların altında 134 tane gösterge. İşte biraz önce bahsettiğim sosyal gösterge gibi. Mesela emisyon salım miktarı şehirdeki. Bu bir gösterge. Çevresel gösterge. İşte akciğer kanserinden ölen insan sayısı ulaştırma kaynaklı. Bu ayrı bir gösterge. 134 tane Birleşmiş Milletler bu şekilde yayınlamış. Onun dışında OECD'nin 83 tane göstergesi var. Ve onun dışında da Avrupa Birliği'nin 155 adet göstergesi var. Bu ve bunlara benzer. Şimdi bunlardan birkaç tanesine bakarsak, önemli unsurlara bakarsak. Burada ilk başta kriterler. Kriterler tabii ki hedefler aslında belirlenmiş. Bizi bu hedeflere götürecek göstergeler nelerdir? Bakın. Ulaştırmanın ekonomik açıdan güçlü olabilir, ekonomik olarak sürdürülebilir olması için ekonomik üretkenlik ve performans yaratmış olması gerekiyor. Peki bu ekonomik üretkenlik ve performansı nasıl ölçüyoruz biz ulaştırmanın? Taşıma türü başına düşen yolcu miktarı veya taşıma türü başına düşen yük miktarı şeklinde bir gösterge ortaya atılmış. Ulaştırma süreleri, Alsancak'a ne kadar sürede gidiyorum? Ortalama ulaştırma süreleri tabii bunlar. Bunu yük açısından da düşünebiliriz. Bütçesi bizim maliyetimiz nedir? Bize maliyeti midir bunun? Bir de şu var, işte hane halkı bütçesi, hane halkının ulaştırmaya ayırdığı bütçe. Bu da sosyal açıdan incelenen bir unsur, sosyal açıdan incelenen bir gösterge. Mobilite ve erişebilirlik, işte buradan şehrin en uzak noktasına erişebilirliğim nedir? Bu da yine bir gösterge. Bunların ücretleri nelerdir? Başka güvenilirlik, tam zamanında işte her gün Alsancak'a işe gidiyorsam her gün İşte 5 dakika sürmesi veya her gün 10 dakika sürmesi şeklinde bu değişkenliğin az olması şeklinde söyleyebiliriz. Genel olarak ekonomik sürdürülebilir ulaştırma tabii burada az, bunlar onlarca olduğunu söyleyebilirim. Çevresel olarak baktığımızda burada biraz yansı da bozulmuş. Ama bahsettik zaten bunlardan. Sera gazları, iklim değiştirici etkisi olan gazlar, diğer kirleticiler bunlar işte PM'ler diyoruz, partikül materyaller, havada asılı kalan tozlar olabilir. Bunların havadaki miktarı, kirleticilerin miktarı ve emisyon, iklim değiştirici gazların miktarı şeklinde söyleyebiliriz. Kaynak kullanımı, ne kadar enerji kullanıyoruz? Belki burada işte elektrikli araçların gündeme gelmesi daha fayda sağlayabilir. Gürültü, ortamdaki
ulaştırmanın ortamda yarattığı gürültü ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Bu da çevresel sürdürülebilirliğin ölçümü ile ilgili göstergeler. Sosyal açıdan baktığımızda, bakın mobilite ve ulaşılabilirlik, erişebilirlik hem ekonomik kısımda, çünkü eriştiğiniz ölçüde o alanlara, o bölgelere, turizm bölgesi belki o bölge, ekonomik katkı sağlayacaksınız. Ama aynı zamanda insanların oraya erişimini sağlayarak insanlara ulaşım ihtiyacını karşılayacaksınız. Sosyal yönden de güdüleme sağlayacaksınız. Dolayısıyla sosyal yönden de incelenebilir bir kavram. Gürültü seviyesi hem çevresel hem sosyal açıdan incelenebiliyor. Çünkü biyolojik insanların biyolojik çevresine diyelim, biyolojik unsurlarına zarar veriyor. O açıdan, sosyal açıdan da o sebeple incelenmesi gerekiyor. Eşitlik, her bölgeye ulaştırma imkanının sağlanması, her kesimine, toplumun, şehrin her kesimine ulaştırma imkanının sunulması. Emniyet, güvenlik, kazalar, işte emniyetteki kriminal vakalar, bunları belki anlatabiliriz. Ve yaşanabilirlik, ulaştırmanın şehrin yaşanabilirliğine sağlayacağı katkılar şeklinde söyleyebiliriz ki bakın bahsettiğim unsur zaten burada da var. Motorlu araç kullanımından kaynaklanan akciğer hastalıkları ve kanser vakaları sayısı dahi burada incelenen unsurlardan bir tanesi. Evet, peki dünyada sürdürülebilir ulaştırmayı kullanan veya uygulamaya başlayan şehirler kimlerdir, hangi şehirlerdir? Onlara bir genel olarak bakarsak. Bunlardan en önemlisi belki de Kopenhag olduğunu söyleyebiliriz, Danimarka. Yaklaşık bundan 40 yıl önce başlayan bir proje, bisikletleştirme projesi. Biz Amsterdam ve Kopenhag olarak biliriz ama Kopenhag 40 yıl önceden bunun tohumlarını atmış. Şehirde bisiklet kullanımını özendirme ile ilgili bisiklet dostu şehir olarak karşımıza çıkıyor ki dünyada bisiklet kullanımının en yüksek olduğu şehirler olarak söylüyoruz Amsterdam ve Kopenhag ama aslında ABD'de Portland'da da yoğun bir kullanım var. Dünyada en fazla orada. Avrupa'da ortalama olarak en yoğun bisiklet kullanımı mevcut ama Amerika'da da Portland'da en yüksek kullanım dünyada mevcut. Ama Kopenhag bunun gerisindeyken bunu 9 kat aşmış durumda şu anda. Tabii öncesinden bahsediyorum. Şu anda Kopenhag lider durumda Amsterdam'la beraber. Dolayısıyla bir örnek olarak verebiliriz. Başka Hamburg yine, Hamburg'da da yapılan projelerden bir tanesi. Şehirdeki bütün parkları birbirine bağlayarak, bütün parklı yaşam alanlarını birbirine bağlayarak, özellikle parkları, dinlenme alanlarını, ulaştırmayı, bisiklet ulaştırmasını bu parklardan vermek gibi bir amaç var. 20 yıl sonrasında bunu hayata geçirmeyi düşünüyor. Bu 5 yıl öncesinden başlamış bir proje. Onun dışında yayalaştırma projeleri tabii bunlar önemli projeler. Ülkemizde de bazı kısımlarda görüyoruz. Bu Paris'te yine %30'unu yayalaştırmaya çalışmışlar. İtalya'da, Milano'da özellikle aracı olup da toplu ulaşımı kullananlara ulaşım maliyetinden indirim sağlıyorlar. İşte otobüse binerseniz indirimli binmiş oluyorsunuz aracınız varsa. Böyle bir proje söz konusu. Ki bu da meyvelerini görmüşler bunun. Emisyon salımlarını %30, %40 oranında iyileştirmiş durumda. Yine onun dışında arabasız alan projesi İspanya'da, Madrid'de mevcut. Sol üst köşede gördüğümüz resim İspanya'dan. Sağ üst köşede gördüğümüz resim yine Hamburg'dan ve Kopenhag'da ortadaki resim olarak karşımıza çıkıyor. Belçika'da da yine her ayı, Eylül ayının 3. haftası. Bütün hafta boyunca arabasız gün etkinlikleri düzenleniyor. Ve bu Belçika'nın 39 şehrinde düzenlenen bir etkinlik. Her yıl bu şekilde belirlenmiş durumda. Onun dışında yük taşımacılığında nasıldır? Şehir içi yük taşımacılığında. Şehir içi yük taşımacılığında yine Hollanda'da, Amsterdam'da kanallarda kargo veya mağazaların, ticari işletmelerin yüklerinin buralardan dağıtılması, kanal vasıtasıyla taşınması. Yine Paris'te, Fransa'da Seine Nehri'nin bu barçlar dediğimiz özellikle
kullanılması, yani şehir içinde kamyon sayısının azaltılması sebebiyle. Yine Fransa özellikle bu konuda, Paris özellikle bu konuda bayağı sağ yanda gördüğümüz resim ileri adım atmış durumda. Dağıtım merkezleri kurmuş durumda şehrin dış çeperlerinde ve buralardan dağıtımı gerçekleştiriliyor planlı bir şekilde. Yani yük taşımacılığı alanında Paris'in bu anlamda hem nehri kullanması, tabii o bir coğrafi avantaj, oldukça avantajlı bir durum. İyi de bir örnek sürülebilirlik açısından. Ve tabii yavaş yavaş şu an görüyoruz, dronlarla sevkiyat, dronlarla teslimat. Bu da yine şehir içi yük ulaştırmasında çevresel zararı azaltacak unsurlardan bir diğeri. Tabii bu örnekler daha da fazla arttırılabilir. Evet, genel olarak şehir içi ulaştırmadaki unsurlar, bunların zararlı yönleri, bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Bunlarla mücadele etme konusundaki felsefemiz nedir? Sürdürülebilirlik felsefesinden bahsetmeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ben herkese. Sorularınız varsa tabii ki alabilirim. Cevaplamaya çalışırım. Evet, sorumuz yok herhalde. Olursa yine sonrasında da konuşabiliriz. Ben herkese katıldığı için, dinlediği için tek tek teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler.